Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS Matematik kampımızın 23. günündeyiz. Eşitsizlikleri işleyeceğiz. Video ders notlarım ve sen hazırsan hemen derse başlayalım. Eşitsizlikleri hocam bana bir sayfada özetleyebilir misiniz deseydiniz o sayfa bu olurdu. LGS matematik poster notlardan. Şimdi detaylı bir şekilde işleyelim bakalım. Şu işaret, şu sembol arkadaşlar küçük anlamına geliyordu. Bu da küçük veya eşit anlamına geliyordu. Büyük anlamına geliyor. Bu da büyük veya eşit anlamına geliyordu. Burada hatta bunu neredeyse hiçbir öğrenci karıştırmıyor diyebiliriz. Çünkü İlkokuldan okuldan beri hep şöyle öğrenilmiş. Şu işaretin önüne bir çizgi çektiğimizde K harfi oluyor. Ondan dolayı küçüktür. Şu işaretin önüne bir çizgi çektiğimizde B harfi oluyor. O yüzden büyüktür. Bu eşitlik olayı nereden geliyor? Çünkü bak, küçüktürün altına şu şekilde yaparsak, küçük veya eşit anlamına geliyor. Büyüktürün altına şu sembolü yani şu şekilde bir çizgi yaparsak, büyük veya eşittir anlamına geliyor. Onları şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Eşitsizlik aslında terazinin dengede olamama durumu. Çünkü eşitlik terazinin denge durumuysa bu da terazinin dengede olamama durumu. Biraz sonra o teraziyi de inceleyeceğiz. Yani bu şekilde sembollerle ifade edilebilen cümlelerin matematiksel gösterim, gösterimine eşitsizlik deniliyor. Eşitsizliğin içerisinde bulunan bir değişken birinci dereceden olduğunda buna birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik denir ki... Biz hani birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri gördük. Burada da birinci dereceden eşitsizlikleri, bir bilinmeyen eşitsizlikleri göreceğiz. A artı 3 küçük veya eşittir 5 denildiğinde evet bu birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliktir. X artı 7 büyüktür 2x eksi 3 dediğimizde evet bu birinci dereceden bir eşitsizliktir arkadaşlar. Bu da birinci derecedendir ama şuraya baktığımızda birinci dereceden bir bilinmeyenli değil. Hem ikinci derece var arkadaşlar hem de iki bilinmeyen var. Oraya tık atamıyoruz. Burada da iki bilinmeyen var. Yani birinci dereceden ama bir bilinmeyenli değil iki bilinmeyenli. O yüzden ona tik atmadık. Bu şekilde birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik olayını da açıklamış olduk. Şimdi asıl olan arkadaşlar bunların cümleleri verildiğinde siz bunu matematiksel olarak ifade etmelisiniz. Nasıl yani hocam? Hangi sayının iki katının 3 eksiği 7'den küçüktür? Hangi sayının bilmiyoruz. X iki katının 3 eksiği. Bakın. iki katının 3 eksiği ne olacak? 7'den küçük olacak. Küçüktür 7. Yedi. Ben 7'den büyüktür diye okumadım değil mi? Evet, işe en fazla 35 yaşındaki kişiler alınacaktır. O zaman işe alınacak olan kişiler için biz y desek, y en fazla 35 yaşında olacağı için y küçük veya eşittir 35 diyorum. Bakın neden hocam böyle bir şey dediniz? Çünkü en fazla 35 olduğu için 35 yaşındaki kişiler alınabilir. 35'ten küçükler de alınabilir. Y küçük veya eşittir 35 diye bunu yazabiliriz. Matematik sınavından en az 60, en fazla 80 puan alabilirim demiş öğrenci. O zaman puan için şöyle diyebiliriz. 60 küçük veya eşittir puandan. Puan küçük veya eşittir 80'den. Çünkü en az 60 alıyor alabiliyor yani. En fazla da 80 alabiliyor. O zaman 60 ile 80 aralığı diyebiliriz. 60 ve 80 dahil olmak üzere. Ceydan'ın kütlesi 50 kilodan fazla en çok 60 kilogramdır. Ceydan'ın kütlesine K dersek arkadaşlar 50 kilogramdan fazla olduğu için 50 küçüktür kütleden. Kütle küçük veya eşittir 60'tan. Neden? En çok 60 kilo olabiliyor. 60 olabildiği için küçük veya eşittir 60 dedik. Bakın kütle küçük veya eşittir 60. 60 olabilir, 60'dan az da olabilir. Ama 50'den kesin fazla. O yüzden bak oraya eşitlik koymadık arkadaşlar. Boncukların sayısının 4 katının 3'te biri en az 100 tanedir. Boncukların sayısını bilmiyoruz. 4 katı 4B diyelim. 3'te biri 4B bölü 3 en az 100 tanedir dediğimizde arkadaşlar Büyük veya eşittir 100 diyorum. Neden? Çünkü en az 100 oluyor, 100'den fazla da olabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bunları matematik diline çevirmiş olduk arkadaşlar. Bunlar verildiğinde bu cümlelerle, bu tarz cümlelerle de ifade edebiliyor olmamız önemli. Şimdi yani bir cümlede bilinmeyen yerine x, a gibi böyle değişkenler yazarak eşitsizliği matematiksel olarak ifade ettik. Gelelim teraziye. Terazi modellerinde terazi dengedeyken eşitlik durumu oluyordu. Ve hani onu belki bir denklemle falan gösterebiliyorduk ama dengede değilse bu şekilde eşitsizlik durumu oluyor. Bu durumda ağır olan kısım daha aşağıda durandır. Yani şurası daha ağır, daha büyük yani aslında. O zaman biz bunu hadi yazalım eşitsizliğini. 3 artı 2x büyüktür diyorum. 7 artı x'ten. Bakın bunun eşitsizliğini bu şekilde yazmış oldum. Ha düzenleyebilirim. Şu an dursun. Buraya geldiğimde arkadaşlar 2 artı 3x küçüktür. Küçük olduğu için yukarıda bakın. Bu da büyük olduğu için aşağıda. 2, 4, 5x'den. Yani hani şey yazıyorsunuz ya mesela 5x büyüktür 2 artı 3x yazıyorsunuz ya. O zaman 2 artı 3x küçüktür. 5x de yazabilmelisiniz. Yani ikisi de doğru arkadaşlar. Yani burada 3 artı 2x 7 artı x'ten büyükse 7 artı x küçüktür 3 artı 2 xten diye de yazabilmemiz gerekiyor. Bu şekilde farklı gösterimlere alışmamız lazım. Yani bu şu gibi. Mesela 3 büyüktür 2 yazıyorsunuz ya. O zaman 2 küçüktür 3 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu izah etmeye çalışıyorum. Çünkü bunu sıklıkla kullanıyoruz sorularda. Eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterimi. Küçük veya büyük sembollerinde eşitsizliğin sınırlandırdığı sayı alınmaz. Çünkü dahil değildir o. Bu durumda sayı doğrusunda bu yere böyle bir boşluk işareti koyulur arkadaşlar. Yani sıfır değil o tamam mı? O böyle hani o harfi gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra eşitsizliği sağlayan taraf kalın ile belirtilir. Şimdi arkadaşlar bunu mesela hemen gösterelim. X küçüktür. Eksi 2. X eksi 2'den küçük olacak. Bak sayı doğrusunu çizdim şöyle tamam mı? Şurası sıfır olsun. Burası eksi 1 olsun. Burası eksi 2 olsun. Burası eksi 3 olsun. Burası eksi 4 olsun. Eksi 4. Şurası 1 e, olsun. Şurası 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 4 olsun. X eksi 2'den küçük olacaksa. Eksi 2 burası. Eksi 2'nin için alamıyorsun. içi boş. Eksi 2'den küçük olduğu için sol tarafına gidersin. Çünkü eksi 2'den küçük olan yerler neresi bakın sol tarafta. Bu şekilde kalın çizgiyle gösterirsin. Ya da farklı renk bir çizgiyle gösterirsin. Eğer Küçük veya eşit, büyük veya eşit sembolleri varsa eşitsizlikte sınırlandırdığı sayıyı dahil ediyorsunuz. Çünkü o dahildir. O zaman bu durumda sayı doğrusunda bu yere böyle içi dolu e, o harfi ya da içi dolu bir daire yapıyorsun. Yani daire yapabilirsiniz öyle söyleyeyim. Daha sonra eşitsizliği sağlayan taraf kalın çizgiyle belirtilir. Şimdi x büyük veya eşittir eksi bir eşitsizliğini gösterelim. Bakın şöyle yapalım. Şurası ne olsun? Eksi 3 olsun. Eksi 2 olsun. Eksi 1 olsun. 0 olsun. 1 olsun. 2 olsun. Tamam mı? Şimdi x büyük veya eşittir eksi 1. Eksi 1 bakın dahil. Çünkü eşitlik var. Eksi 1 dahil. İçini doldurdum. E, x eksi birden büyük olacak. O zaman büyük olduğu için sağ tarafa gidiyorum. Bakın arkadaşlar büyükse sağ tarafa gidiyorum. Küçükse sol tarafa gidiyorum. Çünkü küçükler solda büyükler sağda diye düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Eşitsizlikte iki tarafta bir sayıyla sınırlandırılmış olabilir. Bu durumda iki sınırda sağlayan değerlerin olduğu yer sayı doğrusunda kalın çizgiyle ifade edilir. Bunları ezberlemene gerek yok. Çünkü ben zaten bunu sana çok böyle detaylı bir şekilde örnek üzerinde açıklıyorum. Mesela bakın burada ne var? Eksi 4 yani mesela şöyle yazıyorum. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. Sığsın diye böyle yaptım özellikle. Eksi 4 ile 5 aralığında. Bak eksi 4 dahil değil. Eksi 4'ün içini boş bıraktım. 5 dahil. Çünkü x küçük veya eşittir 5. Yani 5 olabiliyor x. O zaman burada aradaki değerleri de alabildiği için aradaki değerleri de ne yapıyorum? Kalın çizgiyle böyle gösteriyorum. 3 küçük veya eşittir x'ten x küçük veya eşittir 6'dan. Bunu da hemen şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Hop bakın şurası 3 olsun, şurası 4 olsun, şurası 5, şurası 6. 3 ve 6 dahil. O zaman 3 ve 6 dahilse 3 ve 6'nın içini dolduruyorum. Bunlar 3 ve 6'nın arasındaki değerleri de alabildiği için şu şekilde arkadaşlar kalın çizgiyle de göstermiş olduk. Sayı doğrusunda gösterim arkadaşlar bu şekilde ifade edebiliriz. Eksi 2 küçüktür. A küçüktür. 3 eşitsizliğini sağlayanları gösterelim. Hemen şöyle alıyorum. Bakın artık böyle pratikleştirebiliriz. Eksi 2 burada. 3 burada, sayı doğrusu böyle, eksi 2 dahil mi? Hayır. 3 dahil mi? Hayır. Eksi 2 ile 3 aralığında mı? Evet. O zaman şu aradaki değerleri alacağız diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın bir cümle şeklinde var. Bu üründen 10'dan çok 15'ten az sayıda almasına almalıyız. Cümlesine uygun eşitsizliği yazıp sayı doğrusunda gösterelim. İşte ondan çok 15'ten on az. O zaman 10 burası, 15 burası. 10 ile 15 arasında alacaksın sen. 10 ve 15 bakın dahil değil. 10'dan çok 15'ten az. O yüzden içleri boş bakın orada. Yani sen bunu yazarken şöyle diyebilirsin. 10 küçüktür x'ten x küçüktür 15'ten diye böyle yazabilirsin. Sayı doğrusunda da bu şekilde gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri çözme dediğimizde aslında bildiğimiz bir denklem çözmeye çok çok benziyor arkadaşlar. Burada sadece işte illa şu sayıyı direkt alıyordur demiyoruz da hani bunlar bunlar olabilir gibi söylüyoruz. Eşitsizliğin iki tarafın aynı sayı ekleyip çıkarabiliriz. Eşitsizliğin yön değişmez. İki tarafın aynı pozitif sayıyla çarpıp bölebiliriz. Eşitsizliğin yön değişmez. Fakat eşitsizliğin iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılıp bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir. Buna dikkat. Bunun da nedenini açıklayacağım size. Yani küçüktür sembolü varsa büyüktür, büyüktür sembolü varsa küçüktür, küçük veya eşittir sembolü varsa büyük veya eşittir, büyük veya eşittir sembolü varsa küçük veya eşittir olur. Yani eşitsizlik yön değiştiriyor. Ne zaman? Negatif sayıyla çarptığında ya da böldüğünde. Oraya geleceğiz. Onu detaylı açıklayacağım. 2x artı 7 büyüktür 25 eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı değerini bulalım. Hemen bak şu 7'yi diğer tarafa gönderiyorum. Ne oluyor? 2x büyüktür 25 eksi 7. 25'ten 7'yi çıkarırsam arkadaşlar ne oluyor? 18. 2x büyüktür 18. Her iki tarafı 2'ye bölersem x büyüktür 9. E o zaman x 9'dan büyükse en küçük tam sayı değeri ne olacak? 10 olacak arkadaşlar diyebiliriz bu şekilde. Ama bakın x 9'dan büyük ya. 10, 11, 12 bir sürü değer alabilir yani orada. Tamam. x bölü 3 eksi 1 küçüktür 5 eşitsizliğini sağlayan x değerlerini sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi hemen şu eksi 1'i diğer tarafa gönderiyorum. x bölü 3 küçüktür 5 artı 1 olacak. Buradan x bölü 3 küçüktür 6 olacak. Bir içler dışlar çarpımı yapabilirsin ya da her iki tarafı 3'te çarptığını düşünebilirsin. x küçüktür ne oluyor? 18. O zaman eşitsizliğini sağlayan x değerlerini sayı doğrusunda göstermek istersek onu da şöyle gösterebiliriz. Bakın şurası 18 olsun burası 19 olsun burası 17 olsun hepsini yazmama gerek yok. 18'den küçük olacak değil mi x? O zaman 18'in içini boş bırakıyorum. 18'den küçük olacağı için sayı doğrusunda sol tarafa doğru gideceğini bu şekilde gösterebiliriz değerli arkadaşlar. 18'in içi boş buna dikkat edelim. Peki 5x bölü 2 artı 6 küçük veya eşittir. Eksi 4 eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? Şimdi burada hemen artı 6'yı diğer tarafa attım. 5x bölü 2 küçük veya eşittir. Eksi 4 eksi 6. Bu da ne oluyor? 5x bölü 2 küçük veya eşittir. Eksi 10 oluyor. Her iki tarafı arkadaşlar 2 ile çarparsam 5x küçük veya eşittir. Eksi 20 oluyor. Her iki tarafı 5'e bölersem x küçük veya eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? Eksi 4 oluyor. Ha, x küçük veya eşittir. Eksi 4 oluyorsa Eksi 4'ten küçük neler var? Buna bakacağım. Eksi 4'ten küçük arkadaşlar doğal sayı yok. Çünkü eksi 5, eksi 6, eksi 7 doğal sayı. Yani orada doğal sayı değil de negatif tam sayılar var. O yüzden sıfır tane hiç yoktur doğal sayı. Doğal sayı olarak, doğal sayı olarak hiç yoktur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Tamam. Burada 6 eksi 3 x olacak. Şurada x var arkadaşlar. 6 eksi 3 x küçük veya eşittir. 36 eşitsizliğini sağlayan değerleri sayı doğrusunda gösterelim. Hemen şunu yapıyorum ben. Eksi 3 x'i sağ tarafa göndereceğim. Hiç eksiyle uğraşmayacağım bu sayede. 36'yı sol tarafa göndereceğim. 6 eksi 36 küçük veya eşittir. 3 x olacak. He hocam o zaman eksi 30 küçük veya eşittir 3x olacak. Her iki tarafı 3'e bölersek x burası da eksi 10 küçük veya eşittir x olacak. Sayı doğrusunda göstermek istersem ben bunu şu şekilde alacağım. Şurası eksi 10 olsun. Eksi 10 küçük veya eşittir x ise x aslında eksi 10'dan büyüktür değil mi? Büyük veya eşittir. O zaman şöyle göstereceğim sağ tarafına doğru göstereceğim. Ha hocam bunu bir daha şu eksiliyle yapsanız yaparız. Mesela 6'yı diğer tarafa geçirirsem. A eksi 3x Küçük veya eşittir 36 eksi 6 eksi 3x küçük veya eşittir 30. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem x büyük veya eşittir eksi 10. Neden? Çünkü eksi 3'e böldüğünde eşitsizlik yön değiştirecek. Küçük veya eşit de büyük veya eşit haline gelecek ki gerçekten bak x eksi 10'dan büyük veya eşit. Bak eksi 10 x'ten küçük veya eşit. İkisi de aynı şeyi gösteriyor aslında. Tamam. Bak böyle olduğunda ama x'in eksi 10'dan büyük veya eşit olduğunu gördüğünde yapman sayı doğrusunu daha kolay hale geliyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Eşitsizlikleri çözerken denklem çözer gibi bilinmeyen değerleri sembolün bir tarafında sayıları diğer tarafında toplayabiliriz. Yani denklem çözme mantığı arkadaşlar. Gelin yapalım bunu hatta. 4x eksi 1 küçüktür. 3'ü dağıt bakalım şöyle. 3 x 3 ile 2'yi çarp 6. Şimdi 3x'i sol tarafa gönder. Eksi 1'i sağ tarafa gönder. 4x eksi 3x küçüktür. 6 artı 1. x küçüktür 7. Bu kadar. Bak eşitsizliğini çözmüş olduk. x 7'den küçük olacak. Bu tarafa geldiğimizde arkadaşlar. Şurada x var. 2x eksi 4 küçük veya eşittir 20 olacak. Ee, o zaman burada biz bunu şu şekilde çözebiliriz her, her tarafa 4 ekleyebiliriz mesela bakın 6 artı 4 küçüktür 2x eksi 4 artı 4 küçük veya eşittir 20 artı 4 ne oldu 10 küçüktür 2x küçük veya eşittir 24 bak. X'i yalnız bırakmaya çalışıyorum yani. Anladınız mı olayı? Her tarafı ikiye bölüyorum. Bak şimdi her tarafı ikiye bölersem ne olur? Burayı ikiye böl, burayı ikiye böl, burayı ikiye böl. 5 küçüktür X'ten. X küçük veya eşittir 12'den. Bak eşitsizliğini ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. 5 ile 12 aralığında tabii 12 dahil değerli arkadaşlar. Burada diyoruz. Hemen devam edelim. Burada 3 küçük veya eşittir 6 eksi 3x küçüktür. 18 eşitsizliğini sağlayan değerleri sayı doğrusunda gösterelim. Yine aynı mantıkla yapacağım değerli arkadaşlar. Her taraftan 6'yı çıkaracağım. Yani 3 eksi 6 küçük veya eşittir. 6 eksi 3x eksi 6 küçüktür. 18 eksi 6. Düzenliyorum. Eksi 3 küçük veya eşittir. Eksi 3x çünkü 6 artı eksi 6 birbirini götürdü. 18'den 6 çıktı 12. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi her tarafı eksi 3'e böleceğim. Her tarafı eksi 3'e bölersem eşitsizlik yön değiştirecek arkadaşlar. Eksi 3 eksi 3'e böldüm. 1 büyük veya eşittir x'ten x büyüktür 12'yi eksi 3'e böldüğümüzde eksi 4'ten. O zaman sayı doğrusunu da göstermek istersek aslında şöyle yazabiliriz. Eksi 4 küçüktür x'ten x küçük veya eşittir 1'den. Yani böyle de yazılabilir böyle de yazılabilir arkadaşlar. Sayı doğrusunu çizelim hemen. Ne diyeceğiz? Eksi 4 ile 1 aralığında olacak. Eksi 4 dahil mi? Hayır dahil değil. 1 dahil mi? Evet 1 dahil. Aralıktaki değerleri alabilir mi? Evet alabilir arkadaşlar. Birazcık burada şu eksi olayına dikkat edersek bildiğimiz denklem çözme olayına çok çok benziyor arkadaşlar. Sayı doğrusunda da dahil olanın içini dolduruyorsun. Dahil olmayanın içini boş bırakıyorsun. Olay bu. Ödev Üçüncü çeyrekten test 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yapılacak arkadaşlar. Üçüncü çeyrek artık bitiyor. Ee, bu ödevlerinizi yaptığınızda bu öğrendiklerinizi pekiştirmiş ve kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Bu arada durun durun hoşçakalamadan önce e, şuradaki şeye, kırmızı çizgimizi atalım değil mi? Eşitsizlikler konu anlatımını bitirdik. Map sorar saat 14'te yayında olacak arkadaşlar ee, şimdi hoşçakalın